Merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan aylık örnek soruların Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğümüzle düzenli olarak planlanan ve paylaşılan çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu ay yani Mart ayına ait örnek matematik sorularının çözümünde sizlere eşlik edecek olan ben matematik öğretmeniniz Umut Güngör. Bu videonun hepinize faydalı olmasını temenni ederim. Şimdi çözümlere geçiyorum arkadaşlar. Birinci soru. pH değeri bir çözeltinin asidik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüttür. pH değerinin 7 olması asidik ve bazik açısından nötr olarak tanımlanırken pH değeri küçüldükçe asidik, büyüdükçe bazik özellikler gösterir. Aşağıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi asidik özellik göstermiştir? Asidik özelliğe sahiptir. Yani herhangi bir çözeltimizin pH'i 7'den daha küçük olması isteniyor bizden. 7'den küçükse asidiktir. Şimdi verilen çözeltilerin her birinin köklü ifade olduğu için biz buradaki ifademizin kök 49'dan küçük olmasını gözlemleyeceğiz. Eğer kök 49'dan küçükse çözeltimiz asidik olacak. Bunun için verilen ifadeleri kök içerisine gönderelim. Bu ifademiz 5'in karesi çarpı 2'den 25 çarpı 2'den kök 50 olacaktır. Bu ifademiz 2'nin karesi çarpı 2'den 4 kere 2 kök 8 olacaktır. Bu ifademiz 3'ün karesi çarpı 3'ten 27 olacaktır. Bu ifademiz zaten kök içerisinde verilmiş. Hangisi 49'dan daha küçük? Portakal suyu, çay ve süt. Doğru yanıtımız C seçeneği. Soru. Şekil 1'de köşeleri A, B, C, D noktaları olan dikdörtgen şeklinde sarı renkli karton konulan kare biçiminde mavi renkli karton gösterilmiştir. Mavi renkli karton şekil 1'deki gibi 3 eş dikdörtgen parçaya ayrılıyor. Ayrılan her bir parça üstteki mavi renkli karton parçasının kenarıyla 6 santimetre temas edecek şekilde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Şekil 2'deki sarı renkli bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu soruda şöyle düşünmemiz gerekiyor. Buradaki mavi kartonu sağa doğru kaydırdığımızda mavi karton kayıyor fakat sarı bölgemizde herhangi bir alanında değişiklik olmuyor. Yani biz bu ifadedeki mavi kartonu geriye götürsek, bunları geriye götürsek aynı sarı bölgeyi elde edeceğiz. Dolayısıyla bize aslında sorulan bölge şekil 1'deki sarı bölgeyle aynı. Peki benim dikdörtgenin alanını bulabilmem için neye ihtiyacım var? Kısa kenara ve uzun kenara yani birbirine dik kenarlara ihtiyacım var. Zaten bu kenar uzunluğunun 3x artı 3 olduğunu biliyorum. Bana diğer kenar lazım. Onu ise buradan bulalım. Bu kenarda şurayı dik olarak uzattığımızda arkadaşlar görüyoruz ki mavi parçalardan birinin uzun kenarına eşit. Öyleyse burası 3x artı 3 eşit. Peki buradaki parçayı nasıl bulacağız? Buradaki parçayı ise arkadaşlar dikkatli incelersek şurası 6 santimetre, burası 6 santimetre, tamamı ise mavi dikdörtgenin bir uzun kenarına eşit. Öyleyse ben bu parçanın uzunluğunu, şu ortadaki küçük parçanın uzunluğunu nerede işlem yapalım? Şurada yapalım. 3x artı 3'ten 12 çıkartarak bulmalıyım. Bunun ise sonucunun 3x eksi 9 olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki bu yeşil bölge 3x eksi 9 ise burası da 3x eksi 9'dur. Ben bu 3x eksi 9 da 3x artı 3'ü toplarsam buradaki bulmam gereken şu kenar uzunluğunu bulacağım. Onu da şurada yazalım. 3x eksi 9 artı 3x artı 3. 3x, 3x daha 6x, eksi 9 artı 3, eksi 6.
Şimdi bana bu alan soruldu. Bu alan bu iki uzunluğun çarpımına eşit. Onu ise şöyle bulalım. 3x artı 3 çarpı 6x eksi 6'ya eşit. Ortak çarpan parantezini aldığımızda bu ifade 3 çarpı x artı 1'e eşit olacak. Bu ifade ise 6 çarpı x eksi 1'e eşit olacak. Buradan sayıları çarptığımızda kendi arasında 3 kere 6 18'e ulaşacak. Burada ise arkadaşlar dikkatli bakarsanız x artı 1, x eksi 1. Yani bir sayının hem bir sayıya bir cebirsel ifadeye aynı sayı eklenmiş ve aynı sayı çıkartılmış. İki kare farkı özdeşliğini gözlemliyoruz burada. Bu ise x kare eksi 1'e eşittir. Dolayısıyla doğru yanıtımız Balıkesir seçeneği oluyor. Üçüncü soruya bakalım. Bir uzaktan eğitim çalıştayına 4 farklı ilden davetlerin katılması planlanmıştır. Bu çalıştaya katılması planlanan her bir kişiye davetiye e-posta yoluyla gönderilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde e-posta yoluyla gönderilen davetiyelerin illere göre dağılımları, sütun grafiğinde ise çalıştay günü çalıştaya katılım sağlayan davetli kişilerin illere göre dağılımları verilmiştir. Buna göre çalıştaya katılım sağlamayan kişi sayısı en az kaçtır? Demek ki buradaki verilen grafikte davetiye gönderilen herkes bu davete katılmamış, çalıştaya katılamamış. Şimdi katılan kişi sayılarını bulmadan önce eksik olan şu açıyı belirleyelim. 360'tan bunların toplamlarını çıkarttığımızda 180 olması lazım tekil davetlerinin toplamı. Dolayısıyla bu 140 derece. Tekirdağ 140 derece. Ve 32 kişi katılmış Tekirdağ'dan. Bursa'dan 20 kişi katılmış. Edirne'den 9 kişi katılmış. İstanbul'dan ise 20 kişi katılmış. Arkadaşlar bu şu, burada iki şekilde düşünebilirsiniz. Bir şöyle. Edirne'de %40'lık dilime 9 kişi geliyorsa Bursa'da yani Edirne'den tamamının katıldığını düşünmemiz gerekiyor. Yani herhangi birisinden tamamının katıldığını, diğerlerinden daha az sayıda katıldığını düşünmemiz gerekecek ki en az sayıdakini bulalım. Biz Edirne'nin tamamının katıldığını düşünürsek %40'lık dilime 9 kişinin katıldığını, %80'lik dilime ise 18 kişinin katılması gerektiğini düşüneceğiz. Ve buradan daha fazla kişi davet edilenden daha fazla kişi sayısının katılamayacağına göre Edirne'nin tamamının katılmadığını bulacağız. Ya da arkadaşlar şöyle düşünmeliyiz. Buradaki oranları incelediğimizde açıyla kişi sayısı arasındaki oran %25 yani 4'te 1'i. Burası 4'te 1'inden daha az. Burası 5'te 1'i. Yine burası da arkadaşlar 4'te 1'inden çok daha az olmuş oluyor. 4'te 1'inden az olmuş oluyor. Yani en büyük oran Bursa'ya ait olduğu için biz Bursa'nın tamamının katıldığını ve burada %25'lik bir açı ile kişi sayısında bir oran olduğunu düşünürüz. Oran olduğunu düşünmeliyiz. Öyleyse buradan 20 kişinin tamamı katıldı. Davet gönderildi. 20 kişiye davet gönderildi. Tamamı katıldı. Burada ise 4'te 1'i 10 kişiye davet gönderildi. Bir kişi katılamadı Bursa'dan. Edirne'den çok üzgünüm. 10 kişiye davet gönderildi. Bir kişi katılamadı Edirne'den. İstanbul'da %25'e davet gönderildi. 25 kişiye davet gönderildi. Öyleyse 5 kişi buradan katılamadı. Tekirdağ'da 140 kişiden %25'ine davet gönderildi. Yani 35 kişiyi 4'e bölüyorum arkadaşlar. 35 kişiye davetiye gönderildi. Bunlardan 3 kişi davete katılamadı. 5, 1 daha, 6, 3 daha, 9 kişi toplamda davete katılamamış oldu. Dördüncü soru. Aşağıdaki şekilde bir derginin iç sayfaları sayfa tasarımında kullanılan dikdörtgen şeklindeki ABC reklam alanlarının ebatları gösterilmektedir. Dergideki reklam ücreti reklam alanları ile orantılı olarak belirlenmiştir. A bölgesinin reklam ücreti B bölgesinin reklam ücretinden 25 fazla olduğuna göre C bölgesinin reklam ücreti ne kadardır? A bölgesinin öncelikle ne kadar olduğunu bu ikisini çarparak bulalım. 2x artı 10 çarpı x 2x kare
artı 10x'e eşit. Burada ise tam kare bir ifade var. X kare artı 10x artı 25. Şimdi aradaki farka bakalım. Burada 1x kare fazlalık var. Burada ise 25 fazlalık var. Bunlardan ikisinin farkı x kare eksi 25. Yani A bölgesinin B bölgesinden farkı x kare eksi 25 cebirsel ifadesine eşit. Bu ise 25 liraya eşitmiş. Öyleyse biz buradan belirleyelim. Bakalım C bölgesi neye eşitmiş? X artı 5 çarpı 4x eksi 20. Buradaki cebirsel ifademizi 4 parantezine aldığımızda 4 çarpı x eksi 5. Herhangi bir cebirsel ifadeye aynı sayı eklenmiş, aynı sayı çıkartılmış. Şimdi burada altını çizdiğimiz iki ifadede 2 kare farkını gözlemlemekteyiz. Bu da 4 çarpı x kare eksi 25'e eşit. X kare eksi 25 kaça eşitti arkadaşlar? 25 liraya eşitti. Bu 25 liranın öyleyse 4 katını almalıyız. 4 çarpı 25, 100 TL. Doğru yanıtımız A seçeneği. Beşinci soru. Yarıçapı R olan dairenin alan formülü verilmiş. Gamze kare biçimindeki kağıda şekil 1'deki gibi çapları karenin kenarlarına paralel olarak çizilmiş 4 eş yarım daireyi kesikli çizgilerle gösterilen yerlerden keserek şekil 2'deki çiçek modelini elde ediyor. Şekil 2'deki çiçek modelinin bir yüzünün alanı 6x kare artı 24x artı 24 santimetredir. Buna göre şekil 1'deki kağıdın bir yüzünün alanının santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Arkadaşlar buradaki karenin bir yüzünü bulabilmemiz için yine bakın bunlar verilmiş. Bunların alanları verilmiş. Benim karenin alanını bulabilmem için karenin bu kenar uzunluğunu bulmam lazım. Bunun için buradaki ortadaki kenardan faydalanabilirim. Ortadaki çizgiden faydalanabilirim. Bu ise gördüğünüz üzere yarım dairelerin çaplarının toplamına eşit. Öyleyse ben yarı çaptan buradaki kenar uzunluğunu bulabileceğim. Peki burada kaç tane dairemiz, yarım dairemiz var? 1, 2, 3, 4. Peki bir tane dairenin alanı pi çarpı r kare ise 4 tane yarım daire yani 2 tane tam dairenin alanı bu pi r karenin 2 katı olmaz. Peki bu alanda 6x kare artı 24x artı 24'e eşitse buradan bir denklem elde etmez miyim ben? Bu da 6x kare artı 24x artı 24'e eşit. Buradaki ifadeyi ortak çarpan parantezine alabilirim. 6 parantezine aldığımızda x kare kaldı. 4x kaldı. 4 kaldı. Burada ise arkadaşlar pi yerine 3 yazdığımızda 2 çarpı 3 6 çarpı r'nin karesi. Şimdi 6 ile bir ifadeyi çarpmışız. 6 ile bir ifadeyi çarpmışız. Öyleyse bu çarptığımız ifadeler birbirine eşit olmalı. R kare eşittir. X kare artı 4x artı 4'e eşit olmalı. Bu da tam kare bir ifade arkadaşlar. Yarıçapın karesi öyleyse x artı 2'nin parantez karesine eşit. Öyleyse yarıçapımız x artı 2'ye eşit arkadaşlar. Peki bize ne soruluyor? Bize karenin bir kenarı bulmamız yani alanı için karenin bir kenarını bulmamız gerekiyor. Burada ise 1, 2, 3, 4 tane görüyorsunuz yarıçap var arkadaşlar. 4 tane yarıçap var. Öyleyse karenin bir kenar uzunluğu 4 çarpı x artı 2 olmalı. Buradaki kenar uzunluğumuz da 4 çarpı x artı 2 olmalı. Buradaki karemizin alanı ise 4 çarpı x artı 2 çarpı 4 çarpı x artı
2 olmalı. Bu da 4 kere 4, 16 çarpı x artı 2 ve x artı 2'nin çarpımı ise x kare artı 4x artı 4 oluyor arkadaşlar. Dağıttığımızda ise 16x kare artı 64x artı 64 ifadesine eşit olacak. Doğru yanıtımız D seçeneği. 6. soru. Çamur zıpzıpları hem suda hem de karada yaşayabilen bir balık türü olup karaya çıktıklarında yüzgeçleri ve kuyrukları yardımıyla hareket edebilmektedirler. Yapılan araştırmalarda bir çamur zıpzıpının kuyruğu ile attığı her adımda aldığı yolun, yüzgeci ile attığı her adımda aldığı yolun iki katı olduğu görülmüştür. Demek ki kuyruk ile alınan yol yüzgecin iki katıymış. İki yüzgece eşitmiş. Yeme ulaşmak için çekirdeği gibi bir yolda hareket eden çamur zıpzıpı, çamurun üstünde bulunduğu noktadan kayaya kadar ardışık her iki adımın birinde. Yani burada 2'de 1. Kayanın başladığı noktadan yemin bulunduğu noktaya ulaşana kadar ise her 3 adımın birinde kuyruk. Burada ise 3'te 1 ne kullanmış? Kuyruk. Bu kuyruk miktarıymış. Kuyruk. Çamur zıpzıpının yüzgeciyle attığı bir adım 4 santimetre. Evet. Yüzgeciyle attığı adım 4 santimetre olduğuna göre kuyruğuyla attığı adım 8 santimetre olmalı. Her iki yolda da kuyruk sayıları birbirine eşit. Her ikisinde de eşit miktarda kuyruk. Buradaki kullanılan kuyruk sayısı buradaki kuyruğa eşitmiş. Buna göre kayı ile yem arasındaki mesafe en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünmemiz gerekiyor. İki adımından birisinde kuyruk kullanıyorsa burada benim kuyrukla mı başladığım yoksa yüzgeçle mi başladığımın bir önemi yok. Çünkü kuyruk ve yüzgecin toplamı 12 olacak. Ve bu 12'nin bir katı olduğu için toplam mesafe yani 36. Burada 3 tane kuyruk kullanmış olacak. Burada kuyruk sayıları birbirine eşit olduğu için burada da 3 kez kuyruk kullanmalı. 3 kez kuyruk kullanırken ne kadar çok yüzgeç kullanırsa aradaki mesafe o kadar artacağı için biz sıralamayı mümkün olduğunca fazla yüzgeç kullandırarak yapmalıyız. Şimdi burada bizim öyleyse yüzgeç ile başlamamız daha mantıklı. Şimdi bu 3 adımından birisinden yüzgeç kullanılıyor. Kuyruk kullandı. Kuyruğu kullanmadan önce 3 kez kuyruk kullanacak. Bu kuyruğu kullanmadan önce biz eğer 2 kez yüzgecini kullandırırsak 2 yüzgeç, 2 kuyruk, 1 kuyruk, 2 yüzgeç, 1 kuyruk, 2 yüzgeç, 1 kuyruk diye kullandırırsak 3 tane kuyruk kullanmış olabilir. Şimdi benim bundan sonra 2 tane daha fazladan yüzgeç kullandırma hakkım olduğu için fazladan 2 tane daha yüzgeç kullandırarak yeme ulaştırabilirim. Bundan sonraki kuyruğu kullanmasına gerek kalmadan yeme ulaşmış oldum. Şimdi yüzgeç yüzgeç 8. Bir kuyruk daha 16. 16. 16. 16 kere 3. 48. Şurada da 2 yüzgeç kullandı. 8. Toplamları en fazla 56 santimetre olabilir. Doğru yanıtımız C seçeneği. 7 numaralı soru. Aşağıdaki görselde verilen 8 sarı, 8 mavi, 8 kırmızı renkli kalem karıştırılarak 1 ve 2 numaralı kalemlikleri eşit sayıda rastgele dağıtılmıştır. Yani arkadaşlar kaç tane kalem var? 8, 16, 24 kalem var. Her birinde 12 kalem olmalı eşit sayıda. Her iki kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin sarı renkli olma olasılıkları birbirine eşit ise burada 8 sarı kalemden 4'ü burada olmalı. 4'ü de burada olmalı. Kalan 8'er kalemi bunlar paylaşmalılar. Kırmızı ve mavi olarak.
1 numaralı kalemlikten çekilen kalemin mavi renkli olmalısı 2 numaralı da çekilen kalemin mavi renkli olmalısından büyükmüş. Burada mavi buradan büyükmüş arkadaşlar. Dolayısıyla 2 numaralı kalemlikten çekilen kalemin kırmızı olma olasılığı en az kaçtır? Burada en az kaç kırmızı vardır diye sorulmuş. Buradaki mavi sayısı buradaki mavi sayısından büyükse, öyleyse buradaki kırmızı sayısı ise buradaki kırmızı sayısından büyük olmalı. O zaman burada arkadaşlar kırmızı sayısı buradan büyük olacak şekilde en az kaç tane seçebiliriz biz toplamda 8 olacak şekilde? 5 ve 3 şeklinde seçebiliriz. O zaman burada en az 5 tane kırmızı kalem olmalı. Toplamda 5 kırmızı kalem olmalı. Tamamı ise 12 kalemdi. Doğru yanıtımız C seçeneği oluyor. 8. soru. Zeynep elinde 3 farklı renkli aşağıdaki gibi ipler bulunmaktadır. Zeynep bu iplerin her biri için kendi içinde eş parçalara bölecektir. Sarı renkli ipin her bir parçası 2'nin, mavi renkli ipin her bir parçası 3'ün, kırmızı renkli ipin her bir parçası 5'in bir kuvveti olacak şekilde bölecektir. Buna göre en az kaç parça elde eder? Yani arkadaşlar buradaki sarı renkli ipi bölebildiğimiz kadar 2'nin kuvvetlerine bölmeliyiz. Burada iki şekilde düşünebiliriz. Ya ben bunu 2'ye bölebiliyor muyum, 4'e bölebiliyor muyum, 8'e bölebiliyor muyum diye 2'nin kuvvetlerini arttırarak deneyebileceğimiz gibi doğrudan asal bölme algoritması yapabiliriz. Burada 300'ü 2'nin asal çarpanlarına bölerek elde edebileceğim sayı bulalım. 2'ye böldüğümde 150, tekrar 2'ye böldüğümde 75. Demek ki arkadaşlar bu sayı 4'e bölünebiliyor. 4'e bölündüğünde de 75 tane parça elde ediliyor. Aynı şekilde bunu yapalım. Bu sefer arkadaşlar 405'i kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz asal bölme algoritması kullanarak. 3'e böldüğümde 4'te 3 1 kere, 10'da 3 3 kere, 9, 15'te 3 5 kere. Hala bölünebiliyor. 3'e böldüm. 4 kere 3 12, 15'te 3 5 kere. Tekrar 3'e böldüm. 15. Tekrar 3'e böldüm. 5. Demek ki arkadaşlar bu sayı 81'e bölünebiliyor ve elde ettiğimiz sonuç 5 tane mavi ip oluyor. Aynısını bu sefer kırmızı için yaptığımızda 600'ü 5'e böldük. 120. Tekrar 5'e böldük. 24. Kaç tane sayı elde edilebiliyormuş buradan da? 24. Toplamda 24. 5 daha 29, 75 daha 104, 104 tane parça en az elde edilebilir. 9. soru. Aşağıdaki sepette 20 adet kırmızı ve 20 adet mavi renkli top bulunmaktadır. Kırmızı renkli topların üzerinde 2 sayısı, mavi renkli topların üzerinde 3 sayısı yazmaktadır. Bu sepetten Nil üzerinde yazılan sayıların toplamı 24 olan, Beren ise 8 kırmızı renkli olan bir miktar top almıştır. Son durumda sepette kalan topların üzerine yazan sayı 42 olmuştur. Şimdi burada öncelikle ne kadar kaç yazdığını toplamda ne olduğunu bulalım topların üzerinde. 20 tanesi kırmızı. Her birinin üzerinde 2 yazıyor. 40 kırmızılardan. 20 tanesi mavi. 3 tanesinde 3 her birinde 3 yazıyor. 60 da mavilerden. İkisinin toplamı 100. Demek ki burada toplamda 100 var sayıların üzerinde. Bu 100'den 24'ünü Nil almış. Geriye 76 kalmış. Beren de çıkardıktan sonra 42 kaldığına göre demek ki Beren kaç puanlık çıkarmış onu bulmak için 76'dan 42'yi çıkartıyorum. 4 34. Demek ki Beren 34 puanlık ifade çıkartmış burada kırmızı ve mavi renkli toplardan elde edilen puan 34'müş Beren'in çıkardığı. Bunlardan 8 tanesi kırmızı ise Beren'in çıkardığı kırmızılar 8 çarpı 2'den 16. Peki mavilerden çıkardığını bulmak için ne yapmamız lazım? 34'ten 16'yı çıkarmamız lazım. O da 18 puan yapıyor. Öyleyse burada her bir mavi 3 olduğuna göre kaç tane mavi çıkartmış bulmak için 18'i de
3'e bölüyoruz. 6 tane de mavi çıkartmış. Nil ve Beren'in sepetten aldıkları mavi renkli topların sayısı eşit olduğuna göre burada Nil'de 6 tane mavi, Nil 6 mavi çıkarmış olmalı. Beren, zaten Beren'in tamamını bulduk. 6 mavi, 8 kırmızı çıkarmış oldu. Şimdi bize neyi soruyor? Nil'in sepetten aldığı kırmızı renkli topların sayısı. Buradakilerden 6 tanesi mavi. Toplamları da 24. Aynı işlemleri bu sefer Nil için uygulayacağım. 6 çarpı 3, 18 puanlık çıkarttı. Toplamda 24 puanlık çıkarttı. 6 puan. Kırmızılardan elde edilen puan 6 puanmış. Her biri de ikişer puan olduğu için 6 bölü 2'den 3 tane kırmızı top çıkartmış oldum. 10. soru. Bir okulda engelsiz yaşama destek kampanyası için düzenlenen bir kermeste her biri 25 lira olan romanlar ve her biri 30 lira olan tişörtler satılmıştır. Elde edilen gelirin tamamı ile tanesi 1250 lira olan tekerlekli sandalyeler alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Kermes sonunda tişörtlerinin ve romanların satışından elde edilen toplam gelirler birbirine eşittir. Öyleyse arkadaşlar, tişörtlerden elde edilen gelirle buradaki kitaplardan elde edilen gelir birbirine eşit olduğuna göre elde edilecek gelir mutlaka 25 ve 30'un bir katı olmalı. O zaman öncelikle 25 ve 30'un ortak bir katını belirlemeliyim. 25 ve 30'un ekoku 5'e böldüğümüzde 5, 6. Bu sayılar aralarında asal olduğu için doğrudan çarparak yapabiliriz arkadaşlar. Ya da 5'e böldük 1, 6. 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Çarptığımızda 3 kere 2 6, 30, 30 kere 5 de 150. Öyleyse buradaki para, elde edilen para 150'nin bir katı olmalı. Bu kermeste satışta elde edilen gelirin tamamı ile tekerlekli sandalye alındığına göre, yani arkadaşlar tekerlekli sandalye de alınabildiğine göre bu ortak kat aynı zamanda 1250'nin de ortak bir katı olmalı. Öyleyse kaç para olabilir? Bulmak için ne yapacağız? Hem 1250'nin hem 150'nin ortak bir katını belirleyeceğiz. 150 ve 1250 sayıları. Arkadaşlar belirleyelim. Ya bunlar 10 ile bölünebiliyor. 10 ile böldüğümüzde 15, 125 oluyor. Buradaki sayılar 5'e böldüğümüzde 3, 25 oluyor. Yani ortak katımızın en küçüğü arkadaşlar, buradaki sayıların aralarında asal olduğu için tamamının çarpımı olduğu 50 çarpı 25, 1250 çarpı 3, 3750. Buradan elde edilen gelir 3750 lira olmalı. Öyleyse tişört sayısı ne kadar olmalı arkadaşlar? En az. Bunu da 30'a bölüyoruz. Böldüm 30'a. 125 olmalı. Doğru yanıtımız B seçeneği. Birisinden elde edilen gelir 3750 olmalı. Öyleyse buradan elde edilen gelir de en az 125 olmalı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür eder ve sizlere sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.